Vallahi bana bir yapımcı dedi ki senin için biraz zor diyorlar dedi. Ben de dedim ki vallahi sizin de ödemeleri yapmadığınızı söylüyorlar ama ben gene de geldim. Çat. Pat bir de arkadan yani. Hadi anlat kafamdakileri. Gerçekten kafam çok karışık. Kafamdakiler, 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 kafamdakiler. Allah herkese gönlüne göre bir versin, amin, yemin ediyorum. Amin inşallah ya. Ya. Bence sistemi çözen cümle bu zaten, evet. Yani. Hayırlısını sen, da versin. Kendi ama. Allah evet, kendi terbiyesizini bulma diye nasip eylesin. Evet, aynı terbiyesizlikte buluşacağını insanlar nasip etsin. Bir ortak bir terbiyesizlikte buluşursa herkes anlaşır çünkü. Seks terapisine gitmene gerek kalmaz o zaman. Evet, aynen öyle ben. Hiç seks terapisine gittiniz mi? Gitmedim ama merak ediyorum terapide ne oluyor acaba diye. Çok ciddi hastanelerde ve kurumlarda çünkü şey oluyor. Şimdi bu kadar bir şey varsa bu geyiğin altında bir bilgi var diye bir Başak Burcu olarak çekiniyorum esprisini yaparken. İşte arasında kaldım. Orada bir oda olması senin orada olman gerekiyor hissi veriyor mu Gonca? Tabii. Bende de var. Başak Burcu'yla mı alakalı? Başak bilmiyorum yani herkes bu kadar obsesif merakı buna bağlayan arkadaşlarımdan ben de sıyrılıyorum yani diyorum Başak Burcu'ndan dolayı herhalde. Ben bir kadeh şarapla demin onu söylüyordum yani bütün gece ameliyat seyredebilirim yani. Ve bir tane salak da gelip böyle abi ya kafalara bak ya resmen deli çatlak yapmasın diye o gelince hemen Fransa geri dönüyorum. Öyle de özelim yani anladın mı? Hani toplumda bir farklılığım olacaksa ben zaten onu evet. Toplum önünde yaparım abi evde yalnız niye yapayım evet, yani. Evet. Merak ediyorum aşırı özeniyorum yani anladın mı? Hani 80 disti seyretmez bir Başak Burcu hani kafasını dağıtmak için. Evet. Oradaki Başak Burcu'ndan da biliyoruz zaten yani bizden. Zaten ben de mesela telefon bir arandığım zaman ya dinlediğim müziği değiştiriyorum ya da izlediğim şeyi değiştiriyorum. Öyle olduğum çünkü. Evet ya o senin özelin oluyor değil mi çünkü? Evet. Onu paylaşmak istemiyorum ben de yani. Anladın mı? Başak Burcu olmadığın ben için bunu Başak anlayamazsın. Ben Başak anlayamıyorum gibi. Geçen bir arkadaşımı gördüm. Ne haber? Hili Gonca. Bilmem ne. Çok çirkin bir argümanım var. Değiştir bir daha selam ver deyip döndüm mesela. Ya sen kimsin? Bana Deli Gonca diye selam veriyorsun yani. Gerizekalı nerenin merciğinden koptun geldin de seni. Rahatladım. Rahatladım sen onu yapınca. Tabii canım yani devamlı bir elini Allah eline dünyaya getirirken diyorum herhalde 82 etiket verdi yapıştır gel yavrum diye. Deli Gonca çatlak Rıza hele be. Sen de hangi kıraathaneden kovuldun yani anladın mı? Hani böyle bir çirkin bir argümanım var. Derhal kendini değiştir öyle selam ver deyip döndüm böyle yani. Hiç. Dizi görüşmesine gidiyorum yani. Millet boşanma davasını Netflix'e belgesel yapıyor. Herif gelmiş diyor ki sizin için biraz zor diyorlar. Hani Allah Allah. Hani böyle duruyorum ve diyorum ki nereden kolay da değil yani. Vallahi bana bir yapımcı dedi ki çok da güzel iş yaptık. İsmini vermeyeyim. Dedi ki çok güzel bir proje var Gonca seninle çalışmayı çok istiyorum ama senin için biraz zor diyorlar dedi. Ben de dedim ki vallahi sizin de ödemeleri yapmadığınızı söylüyorlar ama ben gene de geldim. Çat. Pat bir de arkadan yani. Hani ama ben de böyle bir şey duyuyorum. Sonra dedim mi biraz da kadınlara hafif yazdığınızı söylüyorlar ama neyse canım bunlar ne yani yapınca valla çok güzel anlaştık. Acayip seviyoruz birbirimizi şu anda. Hemen şu level'a geçti. Aman canım Gonca seni de abartıyorlar. Memleketin derdi yok. Çok iyi. Çok iyi sistem. Yakalamışken evet. Sana şey sormak isterim. Geleneksel medya ünlüleri dijitali sanki bir tık geç yakaladı. Ama şimdi bu dönemde de... Yakaladı mı? Yakaladılar bence. Yavaş yavaş. Geleneksel medya yapımcıları sinema filmlerini hala dijitalden önce televizyona veriyor Mehtap sektörüne. Celebrity sizlerden bahsediyorum aslında. Bir tık çünkü siz daha gizemliydiniz ya böyle hani daha böyle merak ediliyor falan. Hani sizin sanki hayatınızı sürekli seksi olan oymuş gibi. Ne yapıyorlar acaba gibi hani. Ama onlara erişim sokakta yoktu. Sokakta bir yerde Gonca'yı görsem de fotoğraf çekilsemden iş birazcık şeye döndü yani. Fotoğrafı zaten Gonca günaydın. Aynen. Bize veriyor. Herkes kendi kendisinin televizyonu oldu artık. Enteresan bir şekilde biraz böyle analog dönemde sıkışmış gibi bir şey oldu. Abi şimdi bazen bakıyorum mesela bir Reels video seyrediyorum. Diyorum ki Allah Allah nasıl yapıyor acaba? Şey mi? Çayını mı diyorsun? Evet bak çayını içerken o yapıyor mesela tak tak tak. Toplantı yapıyoruz işte burada falan. Diyorum ki bizim Reels video yapmamız şart. Yani sanki çok zor bir şeyden bahsetmişim gibi yani. Hani CJ ile falan anlaşılacak.
Yapalım peki falan deyip kolay olunca kendim sakinleşiyorum ki. Sanırım zaten yaptık biz hazırız. Sanırım bu kısım milletin gıcıyla yapacağı bir kısımdı. Evet, ben biraz işte fazla diyorum, hönkürdüm masada. Ama evet, bazı heyecanlarım yeni yani, çünkü diğer tarafla da ilgili özlemim var. En son 3 sene önce oyun yaptığımda Mehtap dedim ki ben bir daha tiyatroya yapmayayım abi. Çünkü devamlı şöyle bir şey oyun oynamaya başladım ben. Değil mi? Ha, çok kötü. Mı? Yani... Evet. Annesini kaybetmiş küçük uzaylı gibi çok böyle kötü dolaşan. Hani gördünüz mü diye keyif almıyorsun ki. Abi neticede ezber mezber yapıyorsun ya Mehtap, kayıyor. Çünkü alışmışım böyle karanlık çok bir şeye. Kötü. Kliplerde veya şeylerde de hala stüdyo çekimlerimizde de bir dolaşma vesaire olduğunda aldığım eğitimden kaynaklı dağılıyorum yani. Hani maalesef böyle yetişti. Benden sonraki dönem sen burada Hıdrellez de kutlasan o işini burada yapar. Tek başına ben mesela bazen bu kadar oyuncusun, eğitim aldın, sahneye çık falan, metroya biniyorum, böyle bir kız görüyorum mesela. Evet arkadaşlar, sıcacık bir günden metroya bakın, delirmiş millet falan. Kapatıyor bunu, bu soru yapıyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Evet. Aa, geldi ağzımıza çağın içine. Ortalık kaldı. Nununa koydu gitti yani hani böyle. Herkes bipolar gibi. Siz umurumda değilsiniz dedi. Ondan sonra tabii böyle birçok CHP'li teyze falan. Artık bu ülke nereye gidiyor belli değil falan derken. Bana bir yapı olarak yıllarca akademik eğitimlerde anlatılan şeyi osuruk gibi yaptı kız yani. 2 dakikada yaptı ve bu background'u çağından alıyor kız yani. Kendi çağının enerjisinden alıyor evet bunu. Ve dedim ki Coşkun'a ne ara provasını yaptın bunun yani. Ama anladın mı? Sahnesi hazır. Mikrofonu hazır. İzleyicisi her hazır. Her şey hazır evet. Hiçbir evet ön çalışmaya da gerek yok. Kendi başına kurgusunu yapıp yaptı. Bir de şaşırarak yaptı, bakıyorsun. Ne oldu teyze? teyzenin bakışı da fenomen oluyor. Teyze de sonra kendi programını yapmaya tabii başlıyor yani, tabii madem ünlü oldum evde diye yemek yani yaparken çekiyor artık. Tabii. Black Mirror dizisi anlıyor gibi bir şey. Evet. Koca koca amcalar. Kızla empati kuruyor, ben de eve gidince çekeceğim. Mesela amcanın biri açıyor, sofra kurmuş, yer sofrası. Açtıkmış kamerayı da, yiyor yemeği. Bir tane amcanın hatta geçen yıl değil miydi o videosu? Adam kamerayı açmış koymuş, sırtında dönüp uyumuş. Tepsi var. Suratı da yok ha. Sırtı var adamın. Gece sabaha kadar millet canlı yayında bunu izledi. Adamın sırtını izlediler. Ya çift giriyor normal ama çift. Ben bak, kesin yatağa giriyorlar. Da öyle bak, uysam herhalde. Evet. Hediye paketi gönderince osur diyor mesela. Evet. Falan. Böyle yönlendirmeler yapıyor. Mesela falan. Van'da bir çift yataktalar bildiğin. Kocası diyor ki hediye karşılığında ne yapacağımızı siz bilirsiniz. Bu gözaltına alındı değil mi? Evet evet. Peki maalesef bu internette mesele yapıp gözaltına alınanları neden merdivenden o kadar hızlı indiriyor polisler? Ona takıldım ben de. Alıştıkları... Ne oluyor ya? Bence onu TikTok'a koysalar bokum gibi para kazanırlar. Abi suçlular da yavaş iner merdiveni. Sizi eski bir krallığa götürüyorum. Eski bir krallıkta savaşçısınız. Ve çalınan hazineyi geri getirmek için ülkenin en ünlü kahramanına eşlik etmek için siz seçildiniz. Sefere çıkmadan önce hazırlanırken kahraman size ne diyor? Eşlikçisin, kahraman biz şey diyor size. Onu yazıyoruz. Onu sonra yazıyoruz cevap olarak. 2. Yola çıkmadan önce kral sizi huzuruna çağırıyor ve maceranızda kullanılmak üzere bir kılıç veriyor. Bu ne tür bir kılıç? Tanımlayın demişler. Nasıl bir kılıç? Yolculuk boyunca yüksek dağlardan, sık ormanlardan geçip çok engel aştınız ve kurtuldunuz. Nihayet çalınan hazinenin bulunduğu mağaraya geldiniz. Oraya gelene kadar kaç düşmanla karşılaştınız? Gonca sayıyla yazmadı. Mağaraya giriyorsunuz, aradığınız hazineyi buluyorsunuz. Tam o anda eşlik ettiğiniz kahramanın yüzünde nasıl bir ifade var? Kahramanımıza döndük ve yüzündeki ifade nasıl? Buradan bu bir şey çıkacak. O kadar korkuyorum. Bize yazdıklarımız çıkmayacak ama. Anlamlara geliyorum. 1. Kahramanın söylediği sözler, gururunuzu etkileyen sözler, yani sizi harekete geçirebilen sözlermiş. Ne konuda harekete geçiriyor? Her konuda. Hayat. Ne? Süpermen'in hiç uçasım yok. Senin ne? Ben çok şey anlamışım. Gerçek yapmışım. Taşıma aracı aldık mı yazmışım.
nasıl getireceğiz? Birisinin sana. Evet yani, ama demek ki şey düşünmüşüm. Her şeyi başaracağız. Aldık geleceğiz. Nasıl ben geleceğini düşünmüşüm. Ben kahramanı yılmış yapmışım yani hani artık. Benim kahramanım çok güzel yazdım ben. Daha da, evet. Ben de hazır mısın demiş bana. Ben hazır mısın gerçekten de beni harekete geçirebilir ama genel hayatta. Tamam, ikiye geliyorum. Evet. Kralın size verdiği kılıç gururunuzu temsil eder. Gururumuzu temsil evet. eder. Demişim ki ucu 3 keskin daha bıçağa ayrılan Yeniçeri kılıcı. Oo. Çok ama siyah. Ben Abazya'dan göçmenim arkadaşlar. Soğumluyum yani. Biz çok öldürürüz, iyi. Gömmeye de üşeniriz yani. Bir süre bakarız böyle. Çok, hatıra saklayayım. Çok güzel öldü diye. Tövbe tövbe. Ve hiç şey kalmasın. İhtimal değil kalmasın. Yani inanamıyorum ben. Rezil ol. Üç keskin bıçağa ayrılan Yeniçeri kılıcı. Yani. Ben şey dedim ya. Şu hani Star Wars'ta oynanıyor ya. Küçük kılıç ama şöyle atınca büyüyor. Hay Allah. Bu seni harekete geçiren de bir şey. Hayır. Evet. Şey gibi düşündüm. Şimdi uzun yol gideceğiz hiç ya. Hiç fırlatınca büyüyeni duymamıştım. Ama yani, uzun yol, uzun yola gideceğiz ya. Yoldan kocaman şeyi taşımayayım. Küçük küçük gidelim. Kullanacağım zaman. Ona dediğimiz yerlerde büyüsün. Büyüsün. Çok mantıklı. Duraklarda büyüsün demişim. Benimki ışın kılıcı. Direkt yok bastığın zaman. Benzer işte. Benzer işte. Sen yani... de isteyince büyüyüp küçültüyorsun. Evet. 3 karşılaştığınız düşman sayısı şimdiye kadar hayatınızda üstesinden geldiğinize inandığınız engel ve durumlarmış. Peki ben ne yazdım biliyor musun? Ne yazdın? Hiç kimseyle karşılaşmadık, şaşkındık. Niye böyle oldu? Okey, demek ki hiçbiri senin için... Gayvan gibi 60 mesen ya da hiç üstesinden gelememiş. Sen de gel deyip yüklerim. Ya. 42 demişim anasını satayım. 42. Oha. Net rakam vermişim. Ben binlerce demişim. Ne yaşadım ben bu hayatta ya? Evet abi sana. Ne engellaştım da geldim. Abi nereden nereye be? Çok garip ya. Evet, 4. Kahraman da sizin karşı cinste en fazla hoşlandığınız özellikleri temsil eder. Kahramanın ifadesi sizin karşı cinsin yüzünde en çekici bulduğunuz ifadedir. Ama gerçekten öyle. Benimki de gerçekten öyle. Ve söyleyeyim mi? Emin olmaya çalışıyor buldum mu hazineyi diye endişelenmemesini söyledim. Ay. Bu senin hoşlandığın bir demek hal mi peki? Demek ki ben erkeklerde en çok özgüvensizliği seviyorum. Kendinden emin mi değilsin? Gel seninden emin falan diye. Ya ben şey dedim. Bu muydu lan hayal kırıklığı? Bunun için mi savaştık günlerdir? Yavşak bir ifade demiş. Aman çok dikkat et Başak Burcu olarak boşak, çünkü hiç. Bizde şey vardır, sana bok gibi davranıyorsa ona kral koltuğu ver durumu vardır. Yok ya aman tamam, hiç merak etme bunu, bir değiş. Aman bu kadar terapi güzel biri vallahi evi basarım yani kendime, o kadar terapi. Güzel bir kadınsın, sakın aşkım, öyle bir manyağa denk gelme. Ayşe Ali'ye aşık, hem de deliler gibi. Veli de Ayşe'ye aşık. Ardından Ayşe Ali'ye kavuşmak için ne gerekiyorsa yapmaya razı olur ve ay yine... Veli'ye vermesin. Ama neyse dur bakayım. Razı olur ve bir nehirden karşıya geçmek için kayıkçıya gider. Kayıkçı onu karşıya geçireceği takdirde üzerindeki bütün eşyaları ona vermesini ister. Ali'ye Ayşe gitmeye çalışıyor. Ayşe filmi müjdar yani. Gösterelim evet. Abla sahnesi. Ayşe kayıkçının teklifini kabul eder ve ardından kayıkçı onu karşıya geçirir. Ayşe karşıya geçtiğinde onu gören mağara adamı Ayşe'yi taciz eder. Sonra Ayşe Ali'nin yanına gider ve olanı bitini anlatır Ali'ye. Ali'ye kavuştu. Ali bu durumu kabul etmez. Ayşe de Veli'nin yanına gider. Veli de ilk önce bana gelseydin seni kabul ederdim ama Ali'ye gittiğin için kabul edemem der. Türk filmi. Çaresiz kalan Ayşe yardım istemek için profesörün yanına gider. Sizden istenilen sadece haklıdan haksıza doğru olan kişileri eksiksiz sıralamak. Haklıdan haksıza. Profesörün cevabı neydi Ayşe'ye? Hiçbir cevap şey. Yok nedenini bilmediğim bir şekilde. Ben tamam, anladım. Bir Türk filmi. En haklıdan mı başlıyoruz? Haksıza. Haksıza doğru en sıraladık. Evet. En bunları haklı. Baştan sona sıraladığınız kişilere şimdi saydığım kendi kişiliğinizde ön planda olanları sıralamış oluyorsunuz. Olan durumları sıralamış oluyorsunuz. İlk sıramızda kim var? O zaman ilk sıralarınız... En haklı kim? En haklı kim tartışması sen bu. Sen söyle. Ben profesörü bire koydum. Ben Ayşe'yi bire koydum. Ben de Veli'yi bire koydum. Ne? Sizin ağzınıza Ayşe.
Ayşe'nin başına neler geldi. Ama Ayşe Ayşe'den otursun oturduğu yerde. Ayşe sevilmeyi bilmeyen biri bu arada. Bana ne? En haklı o yani şu an. O mu dedi kayıkçıya gel beni soy, gel bana taciz et. Ama onu seven biri varken o aksiyonları seçti. Şimdi hiç cevap vermeyelim sıralamamızı. Ben kaderi yani yorumlamayalım. Evet, bence Ayşe'nin suçu var derim hanımefendi size. Valla benimki çok feminist bir cevap. Bakayım bulabildiniz mi? Linci yedim olur. Tamam. Önce konuğumuzu söylüyorum hemen. Ayşe aşk hayatında birinci sırada sizin. Ne yaparsanız yapın. Öncelik. Aşkın hayatınızda öncelik Ayşe olduğunuzu gösterir demek. Gonca Hanım. Sizde nedir? Veli Bey. Sizde gurur birinci sırada geliyor. Ben profesör mantık demiş. Veli de bende ikinci. Bende de Ayşe ikinci. Yani yakınlaşıyoruz. Yani onlarım. Senin ilk profesördü merak etme. Mantık. Profesör mantık. Çocuklar mantık bende en sonda. Profesöre en haksız, en haksız diyemezsin mı? Ama. Sessizlik en büyük. En büyük suçtur yani. Sessiz kalmak mağduriyete karşı. Bir aksiyon almaması. Evet neyse. Neyse. Üçe kimi koydunuz? Profesörü koydum. Ben. Ali'yi koydum. Ali gelenekselliğiniz, örf ve adetinizmiş. Evet. Ben üçe Ayşe'yi koymuşum. Bir senin hemen mantıktı. Tam Başak Burcu yapmışsın ama. Tabii. Ben doğru gidiyorum. İki neydi? Gurur. Veli. Veli. Üçte 4. geleneksel koymuş. Evet. Ben 4'e Ali'yi koydum. Çünkü Ali artık haksız tarafa geçti. Yani problemli tabii grubun parçası Ali bence. Ben ortadan ikiye böldüm. Problemli grup, problemsiz grup diye. Evet. Yani en oldum haksızlara geçerken köprü Ali bende de. Net. Ali 3'ündü evet. Geleneksel. Ben de Ali 4. Net. Doğru cevap. Sizde 4 nedir Gonca Hanımcığım? Kayıkçı. Bu hikayede kayıkçıdan daha... En haksızı sessiz yaptım ben. Çünkü diğer hepsileri şey yapıyor. Soydu, parasını aldı. Onlara... Bütün bu olanlardan sonra en güvenilir gidiyor, o da sessiz. Yani ben böyle bir şeyin olabilir mi yani? Profesöre ben anlam... Yani profesör orada ne yapsın ki ama? Nötr olarak ben gördüm hikaye onu. Hikaye orada bitmiş ama yani. Ama hikayenin devamını vermemişler. Profesör olmuş ya adam, nasıl sessiz kalabilir kadının mağduriyetine? Konusu doğru. Belki kadınlar da olmayabilir profesör. Valla profesörün sessiz kalmasını mantığım almadı. Adamla mantığı temsil ediyor. Her şey çok yoluna gitti bence yani. Çok iyi. Kayıkçı menfaat kıskan, yani kıskançlık demek aslında kayıkçı. Yani kıskançlığınız sizin hayatınızda 4. sırada. Mümkündür. O kadar da kıskanç değilsiniz ama biraz da kıskanıyorum gibi. Olmaz mı ya? Mağara adamı bende sonda. Sizde 5'te mi? Ben cinsellik. Ve doğru. Şimdi ben şöyle hiç yaptım. Hiç uçasım yok Süpermen'i söylemiştim size. Doğru. Başak burçları çok uçmaz. Başak burcu. Zor. Peki cinselliği kaça koydun sen? Son işte 6. Ama Başak burcunun önceliği değildir yavru kuş. Yani şey değildir yani, kudurdum ben diye dolaşmaz ortalıkta. Ne kadar kendi güzelliğini şey yapsa da, hatta başka güzel bir şeyleri kıskanabilecek refleksleri çalışsa da evet, o kuduruklundan yapmaz. Bizim kıçımız başımız oynamaz abi yani, mümkün değil. Çünkü evlenilecek kadınlar mısınız Başak? Evlenilecek kadın. Bakış açısına göre değişir. Bu hikayedeki en problematik kişi kayıkçı bence. Çünkü yardıma ihtiyacı olan bir kadına yardım etmek ya da belli bir seviyede artık karşılığını almak yerine onu rezil edecek bir yere götürüyor. Ya her şeyini aldın, donunu bırak mesela. Donunu niye alıyorsun? Donu kaç ben para yapıyor? Ben kodlarken kayıkçıyı menfaat değil para olarak kodlardım o zaman. Değil mi? Her şeyini alacaksa donun bile bir... Yani şey, çünkü ilişki kurduğu şey materyal... Parasal değer. Için. Evet. Evet yani menfaat ama olsun tamam. Yani. Ya geldik ucundan yani. Evet. Bir de mağara adamını en kötü yapmadım. Çünkü mağara adamı. Çünkü başka bir şey bilmiyor yani. Mağara adamı ilkel, bir de gitmişsin çıplak. Zaten. O da yeni ateşi yakmış. Geyiği vurmuş. Zaten yapabilir. Yapar. Bilmiyorum, ben taciz beklenen görünce direkt sona koydum. Kızın da yani kayıktan direkt Göbekli Tepe'ye çıkması bir tuhaf çok olmuş yani. Yemin ediyorum. Hangi şehirde bu? Nereye gidiyordu bacım, ben anlamadım ki. İşte Ali'nin yolunda mağara adamlarını bulmak bence da varmış. Bence en haksız Ali abi. Erkek dediğin almaya gelir kızı ya. Ya ne, evet ya. Terbiyesiz bir Ali şey. Sevmiyor ki, niye gelsin? Gelmeyen adam, sevmeyen adam niye gelsin? Ya da ya kayıkçıyla bir durum mu oldu eskiden? Hani bilmiyoruz ki. Ali'nin özel geçmişini bilmiyoruz. Ali ile kayıkçı arasında. Evet. O da olabilir. Ama tabii bakış Ali'nin açısı. Ali'nin ne yetim olduğu yılları olmuştu. Evet. Bilemeyiz yani, parası yoktu. O da yoktu bir bakış açısı. Belki Ali'nin de kıyafetlerini aldı evet, zamanında. Evet. Kimseye anlatmazsam kimse de kimseye anlatmaz deyip. Çok garip bir şey yani. Bu evet, çözemedim ben. Güzel, ama güzel testler. Aramızdaki verilere selam olsun. Seven sevilmiyor diyebilir miyiz? En haklı
Veli sizde tabii. Gonca'nınki neydi en haklı? Ayşe'nin kendisi. Ha tamam. Ayşe'nin üçümüzde farklı kararları var yani hatalı olan. Yani Ayşe de kayıkçı demiş ki sana abla soyun. Geri dön Ali'ye de ki gelemiyorum. ya da bağır. Ben geleceğim ama gelemiyorum. Gelemiyorum. Ben öyle yaparım kocama. Bana da bir şeyler söyledi. O kayıkçıyı bul. Ondan sonra çekirdeğimi alırım. Odaya seyrederim sahilde. Keyif. Biraz da kudurturun. Daha da abartarak anlatırım. Tabii. Tabii. Hepsini kavga ettiririm bir şekilde. Tabii benim erkek arkadaşım da evet bütün yani. Ne yapacağını tahmin etmiştir herhalde. Evet. Hani o yüzden... Kayıkçı yok artık. Kayıkçı yok artık. Menfaatı kıyafetleriyle kaldırır herhalde. Bitti. Bu güzeldi. Aa bitti. Bu çok güzelmiş. Evet biraz böyle şeylerimiz var. İlginç haberler, hikayeler. Ve geçenler de bir gün Dünya Affetme Günü'ymüş. Böyle bir özel günler arttı ya artık her gün bir gün evet. Var. Bir çikolatalı günü, o günü bugünü. Geçen hafta da Dünya Affetme Günü'ymüş. Kolay kolay affeder misin? Yok. Ya. Kinli bakmam herhalde yani. Yani öyle ama affetmem. Yani o an neler o tarihi anısa hiç şey yapmam yani. Affetmem. Onu da derim. Bu konuyu geç. Bu konuda seni affetmiyorum. Ama hayatıma devam ederim yani. Karşımdakine zindan gibi. Etmem hayatı yani. Ama hani bu konuyu açıp durup hafifletme bu konuyu. Bu o tarih ve o saat yaptığın şeyi affetmeyeceğim. Hani sen? Kolay kolay affeder misin? Katıldığım gibi aynı kişi de veya aynı olay da bana sürekli onu tetikletecekse ben değişsem bile o kişi değişir ama o affedeceğim şey... O bana hatırlatır onu affetmem yani. Affetmek çok zor bende. Anlık affetmelerim olur. Çok sinirlerim hemen çabuk geçer. Ama anlaşılmıyorsam ve zaten o kadar da önemli değil diyorlarsa hiç de affetmem. Evet. Komple yakar devam ederim. Hiç de affetmeyeceğim şekilde gibi. Evet komple gibi. Yakma. Bir de komple bizde yakma. Şey yani büyüdükçe herhalde komple yakma daha komple da komple yakma oluyor. Daha kolay. Bununla mı uğraşacağım? Niye affetmekle uğraşayım? Bir de kendi kendine affeder ya insanız be. Ben de yapıyorum bazen hatalar falan. Ha salak aklıma gelmemişti o benim eyvallah ya iyi ki varsın yani. Ben de diyordum ki nasıl bir affedeceğim yol bulamıyorum. Bir araştırmaya göre yalnız kalmayı tercih eden insanların etmeyenlere göre daha yüksek IQ seviyesine sahip olduğu test. Pit edilmiş. Yani kalabalık. Valla doğru olabilir. Ben kalabalık olmayı mı? Yalnız kalmayı mı? Yalnız kalanlar daha zeki. Ömrüm boyunca mesela aile hani sıraladık ya gelenekselcik üçüncü sıra. Ben hakikaten öyleyim ya. Hiç kudurmam. Ömrüm boyunca bir adamı severim. Ve hani her şey yolunda giderse ömrüm boyunca o olur. Tek adam. Çünkü zaman kaybetmem. Aşkı, her çek aşkı buldum. Ben üç tane ayrılık şarkısı dışında ya da üç tane aşk şarkısı dinleme dışında fazla almamak gerektiğini düşünürüm. Temalar artık aşksa mesela en sevdiğim şarkıcı da olsa dinleyemem. Evet. Yapamam yani. Ya. Yapamam yani ben 3 tane biliyorum zaten ne yani ne 2 ayrı bir şarkının bile çok hani, gerek yok. Yeter yani imajinasyonum şey olur yani artık şeylere gittim ben ama kendime yabancılaşırım. Sözler kavgeli falan. Hani artık evet. Bir şey bulamıyorum yani. Evet. O yüzden evli dahi olsam hani insanı mutlaka öbür karşı taraf içinde yalnız kalacağı bir alanı mutlaka olmalı gerekiyor. Abi yani kesinlikle olmalı. Amerika'da Frederick Norian diye bir adam piyangoda 40 yıldır hep aynı numaraları oynayarak sonunda 1.7 milyon dolarlık ikramiyeyi kazanmış. Wow. 40 yıldır ama. 40 yıldır hep aynı şeyi kullanıyor. İstikrar kazandırır mı sorusu mu bu acaba? Herhalde. Ya da hani bu kadar sabır nerede var? Yani hep aynı. O numarayı niye seçtin gibi. Bir sürü soru var burada kafamda ama. Hangisini cevaplasam? Yine yenil. Daha güzel yani, yenil. Daha güzel yenil. O da var. Bir de şey var. Buna benzer şeyi okumuştum geçen gün ben de. Adam biri evini satmak istiyor. 800 bin dolar diye koymuş. Alan yok evi. Sonra şey yazıyor. Kurra çekeceğim. 1 dolara herkes kurraya girsin. Bedavaya 1 dolara birine evi alacak gibi bir şey koymuş. 2 milyon bilet satmış adam. Ve evi evin parasını hala 2 milyona satmış oldu. Bir kişi onu 1 dolara aldı evi aslında. Ama 2 milyon kişiden kurra topladığı için 2 milyona satmış oldu falan. Bu da Umut böyle, Fakir'in ekmeğidir sistemini çözmüş. Böyle dolandırıcılıklar da. Umut veren dolandırıcılıklar. Da var hayatta. Ne kimseye çok para kaybettirdi ne şey oldu. Tam kimseye böyle ortasında. Hiç şey ben adamı evet. Çok sahtekar bulmadım. Ben evet. De bulmadım ya hiç bu bulmadım. Adamı sahtekar. Başarılı. Bu arada mesela burada da 2 yıl yani önce şey var. Yani ilan bakmak için girdiği siteye aylık ödeme parasından daha ucuz bir şey evet. Vermişler. Evet. Adam da o parayla kendi ev parasını çıkarmış evet. Yani.
Mesela yani şeyde Instagram'da çekiliş, beni takip edene çekilişler bilmem. Onlar vardı neler. Bayağı değil mi? Onlara ama ne oldu? Bursa, yani şimdi yasaklandı ama bizim milletimizde de şey çok ya böyle eskiden beri. Bir bilet alıyorum, magnum çubuğu işte. Araba kazanıyorum karşılığında. Ben öyle saçma bir şeyden 80 bin lira kazandım. Ne? Ama ilk kazandığında meblağ büyük olduğunda şey veriyor da hani Türkiye'nin giderine baktığın zaman. Ha, bu yakın yeni, zamanda yeni, kazandım. Yeni mi? Yok yani. 80 bin lira mı oldu? 80 bin olduğu zaman değil da, mi? Hani, 80 bini 80 bini olduğu zaman değil. Mesela şeyler falan da oluyor ya bu yarışmalardan araba kazanma, yarışmadan ev kazanma. Tamam. Gerçek... Benim büyük adamlar çarkı felekten motosiklet ıvır zıvır falan filan kazanmıştı. Yıllarca böyle işte çarkı felekten kazandık. Ben konuk olarak çarkı feleğe gittim, hediyeler kazandım. 3 sene sonra sadece kahve makinesi geldi. Dedim ki abi niye yapıyorsun, ben kazan. Ben emeğimle kazandım yani bunu falan. Gerçek mi diyecektim i̇şte ben de. İşte Mehmet Ali Erbil zamandaki gibi bir hediye odası da değildi yani hediyeler. Hani şunu ya aldın, bunu aldın falan filan. Bir gittim böyle bir şey yok. Hani bir markanın bir şeyi yok falan. Garip garip şeyler var. Toplamışlar toplamışlar. Dolandırıcılık deyince şu haber de çok ilginç. Allah Allah, hangi haber acaba? O kadar seçemedim. Bir kadın kendisini Brad Pitt olarak tanıtan birine 170 bin dolar kaybetmiş. Herhalde adama harcama yaptı 170 bin dolarlık Brad diye Pitt'e... anlıyorum. Brad Pitt olduğuna da inanmış adamın. İnanmasın ama Brad Pitt'e 170 bin dolar kaybetmesine bir şey. Annem de kaçak böyle Facebook'ta kaçak köçek sayfalar var. Ondan sonra bana bir gün dedi öyle, ben Matthew McConaughey ile yazışıyorum dedi. Peki dedim, kendisi biliyor mu ismini doğru söyleyemediğini hani. Bir açıdan da bana çok güzel geliyor ya, adamın resmi, adam adına konuşan biri yani var. Yani çok güzel çok, bir şey. Ben de evet, böyle değil mi? Hani ellemeyeyim de inanayım gibi. Ben daha büyük projelere girmek istiyorum. Mesela öbür dünyadan mesaj atan Müzeyyen Senar mesela Facebook açıp, anladın mı? Hani bir tek seninle dertleşmek isterim diye birini bulup kafayı oynattırmak yani, milletin umut mekanizması şimdi o kadar dijital. Şimdi daha kolay bir yapay zekayla onu var sesini edip sesini bile getirebilirler sesini, gene. Sesini, her şeyi. Müzeyyen abla benim için bir şeyler dese mesela. Evet. Ah be. Rakıyı böyle geçer be yavrum. Takma yapıp tak diye atsa falan. Bazı oyuncuların rollerine girmeden önce yaptığı çılgın şeyler varmış. Senin de böyle bir şeylerin var mı merak ediyorum. Birkaç örnek vereceğim. Robert De Niro Taxi Driver'daki filmiyle akıl hastalıklarını araştırmış. Taksi ehliyeti almış ve her gün 12 saat boyunca bu Taxi Driver filmi için günde 12 saat New York'ta taksicilik yapmış rol öncesi. Onu yapabilir. Pratik yani nasıl olduğunu sistemin görmesi lazım ki. Ama gerçekten çünkü sürmüyor ki filmde. Sürüyor ama gerçekten ki taksi adam zaten debriyajı öğrenmek için sürmüyor onu yani. Müşteriyi öğrenmek için. Sistemi öğrenmek için. Muameleleri öğrenmek için. Ben araba kullanmayı bilmiyorum ya şu an. Ben de bilmiyorum. Hem de bilmeden ters dedim seni. Düşün yani ama yani sadece mesleki bir şeyden dolayı. Ben biliyorum diye destekliyorum. Ama yani katil oynasaydı 3-5 kişinin taraması gerekmeyecekti tabii ki de. O şey içindir. Yani bir taksici ne hisseder, nasıl yapmak değil. Yaptığı iş, o oynadığı rol refleksif bir rol. Yani dikiz aynasından biriyle arkadan konuşmak, bakmamak. Araba kullanıyor musun Mehtap? Kullanıyorum. Hem yola bakarken hem de çok önemli bir duyguyu anlatmanın ifadesi kahve içerken ki ifadeyle aynı olmaz. Onun sahiciliği için takılmış olabilir. Senin var mı? Anne dizisinde oynarken iki hemşireden ders almıştım ve gerçekten bebek bakımıyla kimse bana bir bebek bakımı ya da vesairelik vermedi ama ebe ve hemşire annelik, çocukla ilgilenmek, çünkü çocuğum var benim mesela 5 yaşında. Hangi proseslerden geçti ki o çocukla benim aramdaki mesai? Yani bir annenin iyi neler bir yaşadın anne olmaması için önce anne olmanın eğitimini almak lazım oyuncu doğru olarak. Bir de onun iyi olmayanını oynamanı için. Bu çocuğu ben kaç saatte bir emzirdim. Çocuk ne tepki veriyordu bilmem ne oldu. Bir mesai ön çalışması yapıyorsun ki seyirci sana aynı beni oynuyorsun diyebilsin ya, diye yani. Hani peki neticede tam tersi bir soru soracağım. Oynadığın karakterin hayatına yansıması oluyor mu? Yorgun olduğum zaman çok fazla aynı günde 12 saat bir dizide devamlı ağlamak ve bir dizide devamlı anne kız çatışması yaşıyor olmak bir süre sonra şey gibi yani aynı sinepsin içine aynı havayı üflemekten dolayı bir şey oluyorsun dinlendiğin zaman. Bu arada benim annemle ilişkim gibi bir yere şey oluyorsun ama evet, sadece bir soru ve sonra o şey, çünkü oyun bu ve bir oyun bitti ve başkasının özdeşik bağ kurabileceği bir hikaye anlattın ve bitti bu. Ama hiç kimsenin
bilmediği özelliklerimden biri her setimin son günü işte dizi patladı ya da dizi mezun oldu, dizi kendi sürecini tamamladı. Evde yalnızken eve gelirim ve selam veririm. Ya elveda. Elveda yani sahnedeki gibi eğilerek kendime selam veririm. Ah, ne kadar tatlı. Mezuniyet ya öyle bir totem yani evet, saygı kendime saygıdan yani. Instagram'dan takipçilerime soruyorum ben. Bu hafta da şey sordum. Yakalanmayacak olsan ne yapardın? Oradan da çok garip cevaplar geliyor. Ama önden bir size sormak isterim. Yakalanmayacak olsan ilk ne yapardın? Yakalanmayacağımı bilsen. Bir başka ailenin evinde bir gün yaşamak isterim mesela. Bambaşka bir ailenin evinde. Ha. Bambaşka bir hikayede. Kim Ki Duk filmleri gibi böyle bir yaşamak isterim yani. Onların yanında oturup kavgaları, onların odadaki yalnız halleri, birbirleri hakkındaki böyle insan ilişkileriyle alakalı böyle sapıtık bir şey düşünebilirdim yani. Yani kötü bir insan gibi görüneceğim ama millete zarar vermek şeyleri geldi. ne gibi? O ne demek ya? Ya mesela, ne yapacaksın ya yakalama? İnsanları seven biriyim. Kibar, saygılı. Yakalanmayacağımı bilsem ağızlarını okurum diyorsun toplum ya. Toplum içinde de hani böyle... Şey atıyorum yer veririm falan filan ama... Yaşlılar diyeyim değil mi? Bazen yani çok... şöyle bir... İtsem ya mesela evet. Yakalanmayacağımı bilsem. Gerçek falan. Mesela. Bu mu var abi? Ama onlar aklıma geldi mesela. Yani. Ya düşene bir de ben vursam. Düşmemiş ama düş. Beni düşürmeye çalışıyor. Öyle bir yaşlılar var ki ama mesela. Gıcık. Sinirli. Laf sokuyor. Yaşlı hani... olduğunun hakkıyla yapanlara mı kızgınsın? Ya mesela. Çok özür dilerim diye. Belki de bu diye. Terlik varken ayağında. Yumuşak olarak gayet... gitmez diye. Yeren cevapları söylüyorum. Birisi demiş ki eksimi kaçırıp koltuğa bağlayıp bütün gün kağıt kesikleri vermek. Toksik İşkence. Bir şey. İşkence. Sevgi. Suç bu. Suç bu. Yapma. Ama yakalanmayacak. Bütün erkek arkadaşlarıyla onu aldatmak demiş bir kızcağızımızla. Ne kadar kötü şeyler yaşıyor. Bunu wow. Kim yazdıysa bulun ve ayrılın. Hayır fiziksel de bir yorgunluk ayrıca. Yani. Buradan bizi zorlayan tek şey bu. Hiç alim yok. Hiç hijyenik değil. Hiç alim yok. Yani hiç sağlıklı da değil. Hiç sağlıklı yani. Değil. Bir tane şey var. Engelli sticker alıp istediğim zaman arabamı park etmek. Çok mantıklı. Bak bu hoş bir şey. Çünkü var olan birinin yaşam hakkını ben de kullanmak istiyorum. Onun standartına sahip olmak istiyorum mesela. Başka var mı yasaklılardan? Sen ben devam edeyim. Psikolog olup hastalarımın zayıf noktalarından vurarak onlara istediğimi yaptırmak yuh, demişti. Yuh geber. Nasıl iğrenç bir şey ya. Yakalanmayacağım. Bütün suçları, bütün Müge Anlı'ya çıkarılması gerekenleri bulmuş yani Mehtap. Benim psikoloğum bana yaptırır biliyor musun her şeyi? Manipüle çok çabuk olurum yani. Kaan ve Mehtap Hanım terapiste gitmişler. Geldik. Ve bu terapistin görüşmesi iyi geçmiş. Eve dönmüşler. Gonca Hanım Kaan Bey'in halasıdır ve onları ziyarete gelir. Neyse hallettik artık sorunlarımız değil mi? Yani ben şu an sana ikinci kere aşık olmuş gibi hissediyorum kendime. Süper. Evet. Zaten ne sorununuz vardı? Halacığım biraz sorunlar yaşıyoruz da biz. Artık dedik ki terapide hallederiz belki. Burada halledemiyormuşuz. Biz de o yüzden gittik. Hallettik inşallah. Bir daha da gitmeyiz. Şimdi bir öncekiyle olan sorunlar gibi mi? Bir öncekiyle ilgili. Bir önceki çok şaparin yapıyordu hala. Bu onu yapmadığı için öyle sorunlar değil. Bir şey diyeceğim. Ben de buradayım ya Kaan'cığım. Halana ister. Hani merhabalar. Halacığım hoş geldiniz. Bir şey içer misiniz bu arada? Biraz öyle. Şaparin'i sever. Daha da benim de yapmamı istedi de ben de yok biliyorsun. Öyle hayır. Ulu orta şaparin mi yapılır canım? Şaparin yapma. Halamın yanında şaparin yapma bari canım benim ya. Şaparin'i sen yapsaydın zaten bana. Biz bugün bunları konuşmuyor olurduk. Hayır bana hiç şaparing yapmadığın gibi her şaparing yaptığında pinhan pinhan karşılık verdi. Ama bu ilişkide hep böyle olacak. Nasıl yani? Ben pinhan pinhan olacağım, sen başka şeyler yapacaksın. Haksız mıyım? Nasıl? Benim burada ilişkideki rolüm ne? Çok halacığım sen şu söyle. Şu anda yaşadığımızı gerçekten anlamadım. Şu an halan geldi değil mi böyle davranıyorsun? Bilmiyorum. Hallettiğimizi düşünüyordum ama evet. Sen şaparinge çok yükseldin. Kaan ilişkide çok mader şahi bir insandır. Beni bilen konuşuyor. Konuş hala. Evet. Onun ilişkideki lügatına çok şey yapmamak gerekiyor. Karışmamak gerekiyor. Efendim, bir halacığım... önceki kız arkadaşıyla da böyle şeyler yaşamıştı. Sizin gibi insanlar da biraz hani bunlar normal problemler gibi gözüküyor. Ama Kaan biraz böyle hani senin gibi giyinmez, senin gibi bakmaz hayata. O biraz daha durgun biridir. Hı hı. Bu sıkıntıların olması çok normal ama aynı şaparin ya. Çok şaparin.
Gonca Hanım, bir tavsiye için bir tane daha ve tavsiyeyle bitirelim. Ezildim ya. Sizin bu ilişkiyi düzeltmeniz için mutlaka Defi Bela kabilinden bir dua almanız lazım. Hala bunu yapan biri var mı ya? Tanıdık. Var, ben tanıyorum. Sizi bununla ilgili birine yönlendireceğim. Bir de duacıya mı gideceğiz şimdi? Çözemedim. Farah Feraz A. Abdullah adı da. Bunlara Faraz'a yazıyor. Halacığım, anladığım kadarıyla Kaan'ın eski ilişkisini daha çok tanıdınız ve sevdiniz. Benle pek aranız iyi değil gibi ama ben hala olumlu adımlar atmak istiyorum size karşı. Yani geldiğinizden beri eski kız arkadaşından bahsedip durduğunuz için ben de tabii şikenperver davranışlarım olduysa affedersiniz. Şikenperver davranışlarım olduysa af dilerim. Ama Kaan'ı gerçekten çok seviyorum ve eski kız arkadaşın ne yapıyorsa farklı biri olduğumu bildirmek isterim. Ben de zaten yeniliğe çok açık bir insanım. Yani benim çocukluğumdan beri süt de sıfat bir insan olduğum inanılmaz bilinir yani. Bizim ailemizde genelde var bu. Bizim sütümüz de sıfattır. Yani başka ne? Sizin ailede. Bunları yapıyoruz ya. Evet. Bir de üstüne temcit pilavı yiyoruz. Orada zaten benim kafa karışıyor. Yani ya şikiperver olacağız ya da temcit pilavı yemeyeceğiz bu ilişkide. Bunun kararını vermemiz lazım artık çünkü misafirin yanında da daha fazla konuyu konuşmak istemiyorum. Temcit pilavını da ya düğünlerde ya da cenazede ikram edersin. Sizin aile nasıldır? Biz daha namzet kurallarımız var. Yani hani daha namzet, daha böyle kuralsız. Benim de bir babam bekar bu arada, halacığım. Ha, o da mı namzettir? Namzettir, yakışıklıdır. Namzet bakar olaylara. Yani onunla ben da... severim öyle bilakayı düşart adamları. Aşkım şimdi baban hiç gerek yoktu. Misafirimiz, ama halamız var. Ama sürekli senin akrabalarınla bir arada olduğumuz için ben yani tumturak bir şekilde halledeceğiz biz bu işi. Tabii. Lahat lokum olmakta fayda var. Böyle olalım ki ilişkimiz devam etsin. Tartışmayalım. Terapiye gitmeyelim artık. Terapiye çok masraf yapmaya başladık bu aralar. 5000 liraya geçti vallahi 40 dakikası. Hiç gerek yok. Bunu kutudan çekmeye gerek yok. Bu kelime anlamını en iyi bildiğimiz kelime. Sizin bu ilişkiyi mutlaka yeti tüla sahibi insanlara danışıp mantıklı bir şekilde... Bulamıyoruz ki. Kaç tane terapist değiştirdik? Hoca diyor işte. Hoca diyor halan. Ben de sana en başta hoca dedim. Terapist diye tutturdun sen. Bence evet, bizde büyü var gibi hissediyorum ben. Bence bizim osuruğumuz cinli. Aa. Bence böyleyiz biz. Bunu da çözemiyoruz. Osuruğumuz cinli ne demek ya? Öyle bir kelime mi var? Evet. Yani osuruğu cinli evde benim yani. Ben de öyle. Anlaşılıyor musun osuruğu cinli biri olarak? Yok ama osurunca çok net anlaşılırım yani. Gonca, bütün dünya şu anda seni dinliyor bu megafondan. Ve tüm dünyaya bir mesajını iletmeni istiyoruz. Bir dakikadana seni dinliyor bütün dünya. Lütfen. Taharet musluklarını kullandıktan sonra sıkı kapatın. Bir sonraki insan o şölök şölök akıntıyı dinlemek zorunda değil. Hadi anlat kafamdakileri. Gerçekten kafam çok karışık. Kafamdakiler.